Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün oyunculuğuyla kalplerde ve akıllarda yer etmiş, başarısını defalarca kanıtlamış bir oyuncuyu ağırlıyorum. Babası sinemamızın ve tiyatromuzun usta isimlerinden, Macit Flordun'dan aldığı bayrağı günümüze en iyi şekilde taşıyan, yetenekli, başarılı ve de yakışıklı bir aktör konu, konuğum. <laughs> Tardu Flordun. Hoş geldin Tardu. Hoş Nasılsın? Çok teşekkür ederim sağ olun. Siz... Çok iyi görünüyorsun. Estağfurullah. Valla öyle. <laughs> Öncelikle isminden başlamak istiyorum. Tardu eski Türkçe bir kelime. Evet. Armağan demek değil evet. mi? Ben öyle biliyorum evet. Armağan. Evet. Ama Tardup çok alışıldık bir isim değil ya günümüzde seni yabancı zannediyorlar. Yani. Hatta bununla ilgili yaşadığın ilginç bir anın varmış anlatır evet, mısın? Evet var aslında birkaç tane var. Ee, mesela e, ilk zamanlar ben Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan sonra İzmir Şehir Tiyatrosu'nda e, Hamlet oyunuyla e, biraz tanındıktan sonra e, o zamandan beri defalarca açıklamama rağmen... <laughs> Ee, şöyle şeyler oldu mesela Tarduf Lord'un ne güzel sahne isminiz var diyorlar mesela. Senin takma isminiz yani. <laughs> Tarduf Lord'un sahne ismi falan di diyenler oldu. Ondan sonra bir kere e, yine İzmit'te provaya giderken bir kız e, adımı da Tardel Flabert diye kendi kafasında çevirmiş herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Ee, Hadi bakalım. Sizin gibi e, Ermeni olduğunuzu biliyorum ama gerçekten çok güzel bir Türkçeniz var. Dedi ya ben değilim dedim. Ayrıca olsam da ne olur? Bizde ya. böyle bir e, nedense bizim toplumda bir kutuplaşma kültürü var ama değilim. Yani adımı eski Türkçe dediğiniz gibi. Evet. 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 E, Flordun'la birleşince herhalde Tardu Flordun biraz Vay, yabancı sahne yabancı ismi, ismi gibi <laughs> olabiliyor. Evet. Baban çok önemli bir aktör. Benim konservatuvardan okul arkadaşı Sizin dönem arkadaşınız. evet Dönem arkadaşıyız evet. gerçekten. Sen çocukken film setlerinden çıkmazmışsın. Evet. Öyle mi? Hatta şöyle, benim ilk film deneyimim zannediyorum 75 yılıydı. Yarınsız Adam, babamla Cüneyt Arkın'ın bir filminde. Ben de yani orada yatakta zıplayan babamın oğlunu oynuyordum. Daha iki yaşındayken ilk sinema <laughs> filmi deneyimi yaşadım. Ya, çok enteresan. Evet. Aslında babalar çocuklarının rol modelidir. Yani babanla baktıkça baban gibi olmayı mı hayal ettin yoksa oyuncu olmaya ne zaman karar verdin ee, ya küçüklükten beri ben, ben bebekliğimden beri dediğiniz gibi sanki doğal olarak bu işi yapacağım gibi evet, geliyordu evet. çok fazla set gördüm çok Tabii. fazla babamın e, Devlet Tiyatrosundaki oyunlarını izledim küçük yaştan beri hı hı. provalarına katıldım demek ki o zamanlardan beri e, kafamda şekillenen bir şeydi Hı hı. Ee, babam çok istemese de o yüzden mi? Niye? Ne dedi? Ya bilmiyorum çok meşakkatli bir iş olduğunu söyledi. Ee, gerçekten de öyle. Ve gitgide kirlenen bir dünya olduğu için e, senin bu işi yapmanı ben tercih etmiyorum ama kararı sana bırak. Yani bir baskı uygulamadı tabii üstün. Tabii ama. tabii. Ama ee, e, işin meşakkatini, e, yükünü her türlü acısını taşıdığı için, evet. yaşadığı için evladının aynı yollardan geçmesini istemiyordu. Bir de yani sizin döneminizde, babamın döneminde gerçekten şu anla kıyaslandığı zaman kıyas çok, edilemez. çok daha zor şartlar altında kıyas çalışıyordunuz. Kıyas Ama edilemez. yine de takdir edilecek çok önemli bir değeri var. Yani Yeşilçam filmlerinin e, şu dönemle kıyaslandığında çok büyük emek var, çok büyük samimiyet var. Ee, samimiyet var. Evet. Dürüst. Evet. Samimiyet. Çok. Sıcacık. Yani hala ya hala bugün de seyredildiğine göre evet. demek ki o filmde insanlar kendisini film. buluyor diye evet. düşünüyorum. Bir ruhu var. Var, evet. evet. Dizilerden de anlıyoruz ki e, çoğu. Bizim e, Türk sinemasında yaptığımız filmlerin çoğu dizi oluyor bu. Öyle oluyor. Evet. Değil mi? E, bir de o şeyi düşünüyorum ben. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama e, o dönemin e, Yeşilçam döneminin imkanları gerçekten çok e, kısıtlı olduğu için Tabii ki. bir şekilde o ekip ruhu e, o Ve filmlere yaratıcılık, yaratıcılık ruhu. yansıyor. Evet. Evet yansıyor. Yani yoktan var etme. Evet. Evet. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Babamdan da bildiğim için hı hı. E, sizin dönemin ki o dönemin yani en büyük starlarından birisiniz. Hala da öylesiniz bence. Sağ ol. bir söylüyorum. E, bir mütevazı yanınız var. Ben bunu babamda da gözle, gözlemiştim. Sizi de e, yıllar önce hatırlarsanız bir kısa film festivalinde evet. jüri üyeliği, siz jüri başkanıydınız. O zaman da e, öyle içimden gelerek bir konuşma yapmıştım. <laughs> O sizin dönemin e, içtenliğinin samimiyetini e, seviyorum ve özlüyorum da. Keşke bizler de bu şartlar altında öyle o Yaşad ekip ruhuyla Evet a, çalışabilsek. Yani o, biz e, sahip olduğumuz o şöhreti, o ünü, o ilgiyi, o hayranlığı sanki bir taç gibi başımıza takıp taşımadık. Evet. Onun evet. E, sorumluluğu altında adeta e, ezildik. Bize e, yönetmenlerimiz de diyelim ki bizim eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz, mesleği öğrendiğimiz insanlar aslında e, yaptığımız işin bir ekip işi olduğunu, bizim de her ne kadar star olsak da ekibin bir parçası olduğumuzu, Tabii. ama ekibin diğer parçaları kadar aynı değerde olduğumuzu bize. Hatırlattılar. Evet. Biz öyle bir e, eğitimden be evet. ya da öyle bir görgüden geliyoruz. Baban tabii ki çok şöhretli bir oyuncu. Şimdi e, evet çocukluktan beri setlerdeydim. Babanı gördün daha diğer birçok bir aktörü tanıdım filan. Ama mesleği seçmeyi düşündüğün zaman böyle içinden beni acaba babamla yarıştırırlar mı ya da ben onun gölgesinde mi kalırım? Çünkü bu genellikle böyledir. Dünyada evet, da biliyorsun evet. böyle. E, baba ya da anne büyük şöhretse e, birçoğu onun gölgesinde e, kalıyor. Çünkü hep mukayese ediyorlar ya babası şöyleydi ya da annesi böyleydi diye. Sen böyle endişeler içinde yaşadın mı? Ee, öyle bir endişem bu işe ilk yani konservatuar sınavına ilk girdiğim gün Hı -hı. yani ilk sınavda e, o zaman e, jüri de Cüneyt Gökçer vardı. Hmm. E, Cüneyt hocamız baktı tabii Flord'un öyle çok bilinen bir soyadı olmadığı için. ha Flord'un sen Macit Flord'un nesi oluyorsun <laughs> canım falan yaptı. Ben de eyvah dedim içimden yani oğlu oluyorum dedim ama mümkün değil sınavı kazanamayacağım herhalde. İçinden korktum evet, bir anda. Evet. evet. <laughs> İlk tedirginliğim o oldu ama ondan sonra... A, Konservatuar döneminde de bu işe mesleğe alışınca müthiş bir maceranın içinde olacağımı hissettim öyle söyleyeyim. Değil mi? Yani Çok keyifli bir İster İster istemez e, karşılaştırırlar, İster istemez senin kulağına tabii. senin kulağına gitmese bile arkandan mukayeseler evet. olmuştur. Ama senin bir sözün var, diyorsun ki ben mesleğimde kimseye imrenmiyorum. Ben kendimle yarışıyorum. Hakikaten de doğru bir e, yolu seçmişsin. Evet. Önemli olan kendini oluşturmak, kendinle e, yarışmak. E, doğru bir yol. Ben seçmişsin. evet yani öyle evet. algılıyorum. Yoksa tabii ki imrenmek değil ama benim çok değer verdiğim, e, çok beğendiğim hı hı. sizin döneminizden de, kendi dönemimden de dünyadan ya daha alt da alt dönemlerden ya da dünyadan da e, çok beğendiğim oyuncular tabii ki var. Ama e, İdolize ettiğiniz zaman, bir hı hı. rol model olarak aldığınız zaman, e, zamanla kendi orijinalinizi yitirip hı hı. taklide e, onu taklit etmeyi, evet. Onun sesini, onun tavırlarını, onun mimiklerini, jestlerini ta taklit etmeyi. Çok büyük musun? bir yanlış. Bence de öyle. E, bana kalırsa e, o da... Hani taklit aslını hatırlatırmış. <laughs> evet. İnsanın kendi e, olmalı içindeki e, yeteneğini bence... E, Körelten de bir durum hı hı. o yüzden çünkü bu e, meslek yaptığımız meslek hani ben yaptım oldu ve bitti tamam şu anda en hit benim falan bundan sonra bir şey yapmam gerek yok ya e, kafasına girilecek bir meslek değil bence e, sonsuza dek e, kendinizi yetiştirmeniz, geliştirmeniz, yenilemeniz, yenilemeniz lazım. Evet, evet. birikimini o yüzden, de sürekli arttırman lazım. Aynen öyle. Şimdi... Baban sana pıtır lakabı. Bakın ne pıtı. demek pıtır? Pıtır. Pı, pıtı. <laughs> mı? ne diyor? Ya bilmiyorum aslında. Nereden benim... çağrıştı acaba? O, bilmiyorum yani küçüklüğümden beri herhalde böyle... <laughs> böyle sarışın uzun saçlı böyle güler yüzlü falan bir çocuktum ben. Sonra git gide hatlarım sertleşti. <laughs> ee, hiç sormadım yani ne ne anlama ama geldiğini ama. Pıtı falan diye mi çağırıyordu seni? <laughs> pıtı diyor evet. Pıtı diyor derdi bana. Evet. Babanla beraber deniz ee seyahat maceralarınız olur. Sen denizi evet. çok severmişsin çok. öyle mi? Hala da severim. Hala beri tabii. Ya babam e, yani annemle bir ayrılık süreçleri Hı -hı. olduğu oldu falan. O dönemde e, her annesi babası ayrılan e, çocuğun travmalarını tabii ki ben de yaşadım doğal olarak. Hafta içi annede de okuldasınız çalışıyorsunuz hafta sonu baba çok alıyor. Zor. Gidiyorsunuz falan. E, Cunda'yı çok severdi. Hmm, Cunda Adası. Cunda Adası'nı çok severdi babam. Sürekli benim e, çocukluğum babamla birlikte bütün yazları e, Cunda'da geçti. Çok güzel. E, balıkçılarla balık tutardık. Yani ben deniz, denize aşığım. Evet. Ne güzel. Yani denize aşığı bir adamım. Ne güzel. Evet. Herhalde e, devam ediyor. Evet, tut ediyor. Tutkunu, değil tabii. Mi? Tabii. Çok güzel bir şey çünkü deniz. Evet. Sonra Bu da şey o var. bir ilave edebilir miyim o pıt meselesini. Lütfen, lütfen. ...yıllar sonra tabii ki ben de unutmuştum falan... ...konservatuvarda benim çok sevdiğim... ...ve hala görüştüğüm bir arkadaşım vardır... ...Alp Emre, Alp Emre Kököz diye... Ee, ...tekrar konservatuvardan sonra... ...o bana pıtı demeye başladı ve... <gülüyor> <gülüyor> ...yani e, hala da benim yani yakın arkadaşlarım... ...bana o şekilde sesleniyorlar bazen. Ay, ay, çok. Fakat çok sevimli bir izin... ...ben de sana pıtı diyeceğim. Artık ya 49 şükür. yaşındayım... ...pek yakışmıyor pıta ama... <laughs> Çok güzel. Şimdi e, 95 yılında mezun oldun, hı hı. değil mi? Ankara Devlet Konservatuvarı. Evet. Hem de çok yüksek bir e, notla 96. mezun. Oldun. 96 unutmamışsın bak. E, başarılı bir öğrenciymişsin. Öyle sayılır, evet. Evet. E, okuldan mezun olduktan sonra mecburen Ankara Devlet Tiyatrosu'nda evet. çalışmaya başlıyorsun. Daha sonra İzmit. Evet. Değil mi belediye konser tiyatrosu? Tabii belediye tiyatrosu. İlk iki sene yani sözleşmeli olarak hı hı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştım. O sırada da bizim genel olarak yani sınıf olarak çok fazla devlet tiyatrosu o zaman bazı şey yani deforme olduğu zamanlar devlet tiyatrosunun hı hı. ve işte gidiyorsunuz Sivas'a Erzurum'a orada Beş sene kalıyorsunuz, 7 sene mecbur kalıyorsunuz. Mecburi hizmetiniz var çünkü. Evet, bir de öyle bir durum var. Ondan sonra büyük şehirlere gelebiliyorsunuz. Ankara, İstanbul, İzmir gibi. Önce Anadolu. Önce Anadolu. Yani ya, dünyada ya da, da böyle doğu. değil mi? Önce daha kırsal alanda evet. oyunlar, temsiller evet. yapılır, daha sonra büyük şehirlere evet. gelir. Ama gibi... bizim dönemden Hı -hı. hemen öncesinde mecbur hizmet deniyordu ona ve hani iki sene kalıyordunuz ve geliyordunuz. Şimdi ondan sonra artık bitmek bilmiyor. Yani 7-8 sene kalıp en üretken, en genç ve dinamik dönemini e, Doğu'da ya da Anadolu'da geçirdikten sonra e, birçok arkadaşım mesela bütün e, inancını yitirip orada kaldılar, orada evlendiler. Hmm. Sivas'ta, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Konya'da hayatlarına devam eden bir sürü benim hmm. dönemimden arkadaşım var. Sen e, İstanbul'a... E, burada yaşayan bir çocuk olarak ben gelmek istedin herhalde. Yeni bir idealimiz olsun istedim. Hani o o zamanlar için söylüyorum tabi. Tabi. Yani devlet tiyatrosunun o klişe bir köhne düzeni vardır ya. Onun içinde olmayı istemedik ve 97 senesinde e, baktık ki İzmir Tiyatrosu sınav açıyor. Hı -hı. Işıl Kasapoğlu. Aa, ee, evet. Önderliğinde. <laughs> o da çok benim çok sevdiğim saygı duyduğum bir yönetmendir. Hepimizin çok çok değerli. Değerli bir yönetmendir. Ee, onun da adını duyunca biz çok heyecanlandık. Biz e, Ankara'dan İstanbul'dan oradan buradan toplanıp gittik Şile, İzmit'e. Evet. Sınava girdik ve kazandık bizim Harika. sınıftan 6 kişi kazandık. Harika. Benim için de iyi bir tecrübe oldu. Yani orada yeni kurulmuş e, olması Işıl, önemliydi. İşin Kasapoğlu'nun yönettiği Hamlet. Hamlet. İlk oyunumuz bizim evet. E, Hamlet e, çok enteresan. Hamlet e, her oyuncu için Hı -hı. değil mi? Her aktör Hı -hı. için daha doğrusu adeta bir sınavdır. Öyle. Bir dönüm Gerçekten noktasıdır. Öyle. Yani not aldığı bir Hı -hı. E, roldür. E, şey söyleyecektim. Bir farklı yorum muydu yoksa klasik bir e, yorum muydu? Orijinali miydi? farklı bir yorum muydu diye merak ettim. Orijinali e, ve ilk defa biz bunu tam metin olarak oynadık. Yani oyun 3 perde, aralarda 20'şer dakika e, ara, veriliyor. ara veriliyor. Bayağı e, uzun 6 saat. 6 saat. 6 saat sahnedeydik. Yani 3'te başlıyordu öğleden sonra oyun 9'da oyundan, oyundan çıkıyor. Aman ya Rabbi Sebe demişsin git tiyatro televizyonda yapılmaz demişsin. Tiyatronun yeri sahnedir demişsin. Ama çok örneklerini de görüyoruz. Yani televizyon için çekilmiş tiyatro oyunlarını görüyoruz. Alıştık galiba. Evet. Son yıllarda biraz o yani güldür güldür vesaire. Yani gibiler var. Şeyler yoğunlaştı epey. Fakat bence tiyatro anlık bir nefes alıp o soluğu sonuna kadar tutma meselesi. E tekrarı Çok. olmamalı bence tiyatronun. Hani ya, evet. yanlış yaptım. Hadi baştan alalım durumu. Değil. Yok. Değil. Tiyatronun öyle bir özelliği var. Her akşam yeni evet. bir oyun gibi oynanıyor. Hatayı yapmayın için. Senin yok. bu sözüne ben e, katıldığım için e, sordum. Aynı şeyi e, sinema filmleri için söyleyeyim. Adı üstünde film sinemada seyredilir. Evet. Film televizyonda seyredilmiyor. Kesinlikle film öyle. ya da böyle elde e, küçük e, iPad'lerde falan seyredilmiyor. Ee, filmin yeri o büyük beyaz perde dediğimiz Büyüse sinema. Büyüsü orada. Büyüsü orada sinemanın. Yani. Ee, ben e, hala bu düşüncedeyim ama günümüzde artık teknolojinin vardığı noktada insanlar her koşulda hikaye izlemeye e, katlanıyorlar. çünkü evet. Neticede seyredilen bir hikaye. Evet. Sen e, günün tiyatro... Iı, su için ne dersin diye soracağım sana yani günümüzde tiyatro bugün bayağı talep edilen bir yerde tiyatro. Çünkü. Evet e, birçok yerde de böyle özellikle e, şey çevresinde Galata çevresinde Cihangir'de e, irili ufaklı özellikle ufak evet. sahneler 30-40-50 kişilik Evet tiyatrolar yapılmaya e, yapılıyor epeydir e, fakat az önce sizin dediğiniz gibi hani sinemanın Hı hı. Büyük perdede sinema salonunda izlenmesi gerektiği gibi, hı hı. ben de tiyatronun e, büyük sahnelerde, hı hı. biraz o konuda ben e, Tutucu tutucuyum, tutucuyum, yani? evet, klasik hı hı. düşünüyorum galiba. Ama o perdelerin, o ahşabın kokusunu, o es, eskimişliği hissedip o sahnede olmak bana daha yani, daha fazla keyifli. Yani bazıları bunu nostalji diyebilir. Ee, ...birçok özlemlerimizi nostalji olarak e, evet. tanımlıyorlar. Halbuki e, böyle biliyoruz, böyle tanıdık. E, e, tiyatronun yeri bu, hı hı. E, sinemanın yeri bu. E, ve bunun yaşaması gerekiyor. Bizim deneyimlediklerimizi bizim gelecek nesillerimiz de yaşasın evet. istiyoruz. Sanki böylece onu e, değerli yerinde... ...korumak gibi bir görevimiz var. Doğru. Ee, ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. <laughs> Peki e, şu anda tiyatro ile ilgili bir şeyin var mı Ç çalışman, hazırlığı Ya bir ee, oyun? Şu an, an için yok. Ben bir beş ya. sene kadar e, ara verdim. Yani Çok ara verdin. Bizi de de yoksun, evet, sinemada yok. da yoksun. Sinemada evet. sinemada da sinemayı Sinemayı yani en son e, 2014 yılında yapmıştım. En son sinemada. Değil mi? Evet. Yani bu e, belki de bilinçli bir ara verme, bir evet biraz inzivaya bir, bir, çekilme, hmm. e, biraz bilinçli bir tercih. E, yani her e, oyuncuda zaman zaman şöyle bir dur bir bakayım bir yani evet. bir kendini dinleme. Evet. E, neredeyim, ne istiyorum, bundan sonra nasıl bir. E, adım atmalıyım ama e, senin ara verdiğin biraz fazla bu inziva dönemi <laughs> yaşayacağı bu da biraz <laughs> evet. fazla uzun oldu. Doğru, doğru. E, ama e, şöyle bir avantajı da var. Evet dezavantajları var muhakkak. Çünkü artık e, popüler kültür öne çıkmaya başladı ve onun içinde kendinize yer bulmanız lazım, onu sürdürebilmeniz lazım, arka arkaya projeler vesaire. Neyle dizilerde çok alıştık. Özel dizilerde dizilerde? Tabii. Seyirci seni izlemeye. Yani evet. senin bir yokluğun var seyircide şu anda. Hani çıktığına... Ah oh be neredeydin abi? Yani özledik seni diyecekler. Onun için dilerim gönlünce bir iş olur ve Umar karar veririz. yapacağız. Ee, Şimdi tiyatrodan sonra... Beyaz Perde'den önce mi televizyonla tanıştın yoksa Leopar'ın... Büyüruğuyla mı? Benim i̇lk... diziden önce ilk ilk e, yaptığım iş e, Tarık Akan'ın mektup filmi oldu 96 yılında. Aa, evet. Bak i̇lk benim pop. ondan e, şeyim olmadı. Evet. Haberim olmadı. Ama Leopar'ın kuyruğu. Leopar'ın kuyruğu çok bir sene popüler oldu. olduğu için. Sinema başladım yani. Evet, sonra çok başladım. evet. Çok fazla üzerine e, tartışmalar olduğu için. Evet. Leoparın kuyruğu, turgut yasalar. Turgut yasalar. Ya, o da çok kıymetli bir emek. Çok. E, yani ben yarışmada e, yarışmada izlemiştim evet. filmi, onun için çok iyi hatırlıyorum. Çok zor şartlarda, çok. Evet, e, çok mütevazi e, mü imkanlarla imkanı. çekilmiş bir film. Adeta amatörce sizler. Amatörce, katkıda evet. Yetkilikler evet. var. Devrim vardı. Ya. E, e, ama e, yine de. E, akılda kalacak bir iş o, o evet. bir yürekli bir iş aslında. Evet, o. E, yani e, göz edilecek bir film değil bence. Evet. Mesela biz gibi. orada e, çok başka bir ortak kafayla o işe birden dalmıştık. Yani hiç Hı -hı. işte para para bile konuşulmadı aramızda. Be, yani. O işin içinde olmayı istedik ve yaptık onu. Hani ne? orada hatta e, efektler bile, onların bile şeyi vardır ya. İşte bin liraya efekt var, on bin liraya var, elli bin liraya var gibi. Hani en ucuzunu <laughs> kullanmıştık. Orada bir karga geçip yani çok kötü. Ya bir insan bir şey yapmak istedikten sonra hiçbir şey engel olamıyor. Evet. Yani para pul da önemli değil. İşte bu yürek, bu heves, o bu inanç. Bu inanç daha zaman, doğrusu inanç. Evet. evet. Çok önemli. Ee, ben Onu da ben... yitirmemek önemli zamanla. Çünkü bu meslek içinde e, çok fazla o popüler kültüre kendinizi kaptırdığınız zaman e, bir yöne şekilde yöne o inancınız da biraz törpülenmiş oluyor galiba. Belki de benim ara verme sebeplerim sizin de dediğiniz gibi kendimi tekrar bir sorgulamam. O inancı e, mümkün mertebe içimde canlı tutabilmem. E, şöyle bir avantajı da var. Şimdi yeni jenerasyondaki gençlere baktığım zaman bir proje işte beş bölüm sürüyor. Hemen ertesi gün başka bir dizide görüyoruz onları. Evet. Hemen iki bölüm sonra başka bir dizi. E, ve dolayısıyla bütün hayatlar sette geçiyor. Ve insanın kendini e, geliştirmesine çok fazla zaman zaman bulalım. Yani kitap okuyamıyorsunuz, bütün hayatınız sette geçiyor. Uyu, uyanıyorsunuz, sete gidiyorsunuz, son dönemlerde iyice biraz daha artmaya başladı set zamanları. Evet, yani Bitmek kaç saat çalışılıyor değil mi? Evet, eve gidiyorsunuz, uyuyorsunuz, tekrar sabah sete gidiyorsunuz. Ee, o anlamda ben kendimi e, kitap okuyarak ve bir şeyler üreterek, yazarak, bu beş seneyi geçirdim. Evet biraz uzun oldu ama çok <gülüyor> ama <gülüyor> demek ki gerekliymişim. Dönüşün evet. hani var ya be dönüşün muhteşem olacak. Yani. <laughs> İnşallah. İnşallah. <laughs> <laughs> 2000 yılında başrolünü Berna'yla Berna ile paylaştım. Evet. Berna ile Çinle paylaştı. Evet. Evdeki yabancı mıydı? İlk dizim benim o. Değil 2000'de. mi? Evet. Oydı 2000. Evet. Çünkü sempatik bir dizdi. Güzel, daha. tatlıydı evet. <laughs> Sonra e, Songül Öden'le bir tane var. O da çok. Mükemmel. Çift. Aslında mükemmel çift de çok enteresan. Karı koca e, televizyon habercisi. Haberslikçiler. Değil yerleri. mi? Evet. Hı -hı. Hı -hı. Uyarlama bir işti o. Öyle mi? Argentin. Evet. Uyarlama, işte. uyarlama işler de yapıyoruz. Çok evet. yapıyoruz aslında. Evet. Neyse. Çok özellikle Kore Güney Kore. Çok fazla var. Güzel. Sonrasında bir sürü efsane, bir tatlı huzur. İki oda bir Biz. Sinan, evet. birçok dizim var. O kadar çok dizim var ki Pınar'la e, bir diziniz daha Davetsiz var. Davetsiz misafir. Davetsiz hmm. misafir. Evet. Orada çok e, farklı bir türsünden, <laughs> Şapkın bir popstar. <laughs> evet. Ya. O da renkli bir şeydi. Sonra bir sayabiliriz tane. daha ne kadar çok parmaklıklar. Parmaklar ardında, ardında var. eve dönüş. Eve dönüş var. Ve sen bunların her birinde çok farklı farklı karakterler e, canlandırmışsın, değil evet, mi? Yani, yani birbirinin aynı değil, birbirine benzemiyor canlandırdığın karakterler. Ben o skalada skalanın içinde olmayı seviyorum yani değil başta sonda ortada vesaire falan e, öncelikli olarak zaten ilk. Berna ile yaptığım işte Hı -hı. evdeki yabancı komedi evet. türünde yarı bir işte. Fakat şeyden sonra, bin bir geceden sonra beni daha böyle bir jönvari bir yere oturtmaya çalıştılar. Tabii ki o da güzel, o da keyifli ama e, benim tercihim aslında şey, dizi olarak söylüyorum. Komedi dizisi. Daha, daha keyifli. keyifli. Ne güzel. Çünkü bu tercih etmen de güzel. çok e, Jön olarak çok e, Yapabilecekleriniz, evet. çok sınırlı, sınırlı aslında. Sınırlı, sınırlı. Ee, ben şeyi merak ediyorum yani bu kadar deneyimin var, bu kadar tecrüben var, bu kadar fazla dizin, filmler falan. Ya böyle hala hayalini kurduğun, aklından çıkmayan, yani şey, şu rolü oynamalıyım ben dediğin var değil mi? Ya şimdi e, benim aslında tiyatroda öyle bir hı hı. E, bir düşüncem var. Yıllardır henüz yapamadım ama bir gün umarım hayata geçirebilirim. Mesela çok sevdiğim yazarlardan biri Peter Handke, onun Kaspar diye bir oyunu var. Onu e, ben ya yönetmeyi ya da oynamayı oyun içinde olmayı e, istiyorum. Umarım bir gün nasıl bir sahnede yapabilirim. Hikayesi var ben bilemedim. Ya e, birkaç kişilikli bir nasıl adam, bir karakteri? Birkaç mi? kişilikli bir adamın aslında ha kişi. Evet ben öyle biraz ha. psikolojik ağırlıklı hikayeleri seviyorum açıkçası. <laughs> Daha keyifli onlarla uğraşmak. Peki. Aslında ne kadar güzel. Bu kadar e, titizlendiğin için yani böyle her evet. yaptığın işi kafaya taktığın için, özendiğin için. E, televizyon programlarında filan diyorsun bunu. Ciddiye alıyorum işimi, mesleğimi. Ya bu kadar e, hayati olan ne senin için? Bu kadar hayati bir mesele mi yaptığın her bir iş? Benim için öyle. Yani hı? inandığım zaman gerçekten inanmadığım işleri de zaten kabul etmi etmedim. Mümkün mertebe hı hı. E, inandığım işlerde de elimden geleni yapmaya çalıştım. Mesela o Hamlet'in premierinde e, Engin Bey, Engin Cezzar. <gülüyor> ee, <gülüyor> o da yıllar önce Hamlet'i oynadığı için, ve o da çok çok güzel yorumladığı için e, oğlum bir bak bana dedi ya, buyurun filan, çocuğuz daha 25 kaç yaşındasın dedi, 25 yaşındayım. Dedi. hamlet oynuyorsun ha, geçmiş olsun dedi. O çok daha olgun yaşlarda oynamıştı çünkü. Evet, neden hocam dedim, 25 yaşında Hamlet oynadım Bundan sonra seni hangi rol tatmin edecek ki dedi. Ben yani çok önemsememiştim ama sonradan yıllarla evet ne demek istediğini anladım evet. Doğru? Hakikaten. Çok doğru bir şey. Doğru. <laughs> Oyuncular genellikle böyle e, zorlandıkları e, rolleri e, seçmek isterler. Öyle. Yani kendini e, sınamak için yani bunun da üstesinden gelebilirim e, duygusu. Ee, sen bu tarz rolleri arıyorsun evet. anladığım kadarıyla tabii. Yani Mesela konservatuarda bir sınav parçası olarak ben 2-3 defa zannediyorum Hamlet'i çalışmış ve kendime güvenmediğim için yok yok ben bunu yapamayacağım deyip Bırakmıştım başka parçalarla girmiştim sınava Hamlet gün... bile 6 saatlik çıkınca karşıma <laughs> eyvah <saat>. yani İnanmıyorum <laughs> Ama çok güzel bir şey oldu Deneyim Deneyim oldu benim tabii. için Kendimi geliştirebilmek adına sahnede. Güzel bir tecrübe. Ee, güzel bir deneyim gerçekten. Evet. Bu kadar e, anlatırken, konuşurken gözlerinin içi pır pırıl pırıl pıtı pıtı. pıtı, pıtı. <gülüyor> <gülüyor> Baban gözlerine bakarak <laughs> sana böyle söylüyor. Ben kendimi antipatik buluyorum demişsin. Niye sen kendini antipatik o, buluyormuşsun? O, ya biliyorum Lafın o. gelişi biri öyle gerekti. Ya değil. Onu şeyi de söyledim. O da bir yerlere göndermeydi açıkçası. <laughs> Çünkü orada arkamdan konuşulan bazı şeyleri için Afife Cale ödüllerinde ağzımdan çıkan bir şey. <laughs> Şimdi aslında sen bahsettin ama gelelim Binbir Bir Gece'ye. Aslında çok meşhur evet. bir dizi. Sadece bu ülkede değil ki dünyanın kaç? 60 küsur, 60 küsur ülkesinde. Her gece reyting rekorları kırarak izlendi. Hala da izleniyor çok enteresan. Hala da izleniyor. Aradan i̇zleniyor. kaç sene geçti? Değil mi? Tabii. Ee, sen orada şey Kerem Kerem İnceoğlu. İnceoğlu Kerem İnceoğlu. <laughs> i̇ş adamı. <laughs> evet, iş adamı. Ee, bu kadar popüler bir projede olmak yani, tabii ki oyuncular olarak hepinize de çok büyük bir popülarite kazandırdı değil evet. mi? Yani Türkiye'nin gündemi oldunuz hepiniz yani her biriniz. Aslında o diziden görüntülerimiz var. İstersen izleyelim. Olur, tabii. Sonra bir şey soracağım. Tamam. Kerem, biz işimizdeki başarıyı prensiplerimize borçluyuz. Prensiplerden bahsetme bana. Ben prensiplere aykırı davranmış değilim. Ayrıca nerede ne yapacağımı senden öğrenecek değilim. İstediğimle istediğim yerde dans ederim. Bunun için senin iznine ihtiyacım yok. Saçmalama. Sen saçmalama. Kerem. Ne biçim sözler bunlar Onur? Nereden çıkıyor bunlar? Nereden çıktığı belli değil mi? Ne istiyorsun sen Şehrazat'ta? Kalbini hala anlamadım. Bayağı uzun soluklu da bir, değil mi? Kaç? Üç sene falan sürdü. sezon sürdü evet. Yani bu kadar popüler bir e, dizinin oyuncusu olarak aslında böyle bir ekstradan bir sorumluluk yükledi mi size? Yani seyircinin beklentileri... Hepiniz hepiniz birer şey oldunuz. Evet, evet. Hit oldunuz. Hem de bir an yani ilk bölümünden itibaren. itibaren biz değil mi? Devam edecek bir iş olduğunu tabii ki az çok tahmin edebiliyorduk. E tabii o hikaye. hikayeden dolayı. Hiden dolayı. Fakat gerçekten bu kadar e... Ama oyuncuların hepsi de hepiniz pırıl pırıl hepiniz <laughs> çok iyisiniz. <laughs> evet. Doğru yani, seçilmiş. Dizinin yayınlandığı zaman ben ilk defa böyle bir şey yaşadım. Salı akşamları yayınlanıyordu. Yani sokakta kimse kalmıyordu. Öyle bir durum evet, durumu evet. yaşadık o dönem. Yani peki bu kadar e, bir diziyle bu kadar ünlü olmak ekstradan bir sorumluluk veriyor mu insana? Çünkü şöhret yani çok zor değil mi idare edilmesi gereken bir kurum artık evet. e, bütün dünyada da yani büyük bir ekip o e, oyuncuyu, o şöhreti ediyor, değil? yönetiyor değil mi? Bir kuruma evet. dönüşüyor. Ya. Yani, Zorlandın mı sen kendi adına en azından? Gerçi sen çocukluğundan beri yapıyorsun. Evet. Şaşırdığım <laughs> anlar oldu tabii dizi birden parlayınca. Ama e, ben hani bu işi şöhret olmak için filan yapmadım ki. Hani işi yaparsınız şöhret olursunuz ya da olmaz. Çok gayet normal geliyor sana bana, gayet doğal bir bana şey. Bana evet normal <gülüyor> geliyor. <gülüyor> ee, yani kendimi şöhret olarak falan da görmüyorum. <laughs> biz biliyoruz, biz takdir ediyoruz ama. Ee, bir oyuncu stil sahibi olmalı diyorsun. Evet. Biraz açar mısın? Yani tabii ki bir oyuncu stil sahibi olmalı ama nasıl? Ee, yani mesela nasıl örnek verebilirim buna? Televizyonda ya da sinemada yani yoldan geçerken mesela <laughs> yandaki bir dükkandan... Hı hı. Bir ses geldiği zaman yani ben onun mesela Susuz Yaz filmi olduğunu anlarım. Sizin olduğunuzu anlarım. İşte bu özellikte olmalı oyuncuda. Kendi nevi şahsına münhasır dediğimiz ya da e, Haluk Bilginer, Haluk abi gibi, Çetin Hoca gibi, Çetin Tekindor gibi. Değil mi? Nevi şahsına münhasır olmalı. Yani ee, aradan evet. seçilebilmeli. Ben de kendimce Mümkün mertebe elimden geldiğince öyle bir e, işte stil bir tarz yaratmaya çalıştım komedide de dramda da güzel bence öyle yani çok ya... güzel çok güzel de tanımladın teşekkür ederim güzel gerçekten İşte tek başımız adlı bir dizide evet. Başak Köklü Kaya yani. Ahu Pençe Ahu Türk Pençe de var değil mi evet. e, orada e, oradan görüntülerimiz var bir de Sırat Sanatta var, evet. değil mi? Hı -hı. Ee, i̇kisinden kolayca yapmış Hı -hı. arkadaşlarım. İkisinde de çok farklı e, karaktersin. Onu da izleyelim Bakalım. beraberce. Benden özür dilemeye mi karar verdiniz? Aksine. Konuşmamız yarım kalmıştı, onu tamamlamaya geldim. Yani sizden özür beklemek için? daha fazla sebebim olacak. Dinliyorum. Babam evli. Annemle. Seni elinden kaçıran gelecek... ...ve işine kaldığı yerden devam edecek. Ama dışarıdan bakanlar diyecekler ki... ...aa Zavallı Hande, içine düştüğü derin bunalım sonucunda önce babasını öldürmüş. Ee, bir yandan e, canlandırdığın karakteri seyrediyorum ama bir yandan da e, Türkçe'ne bakıyorum, ses tonuna bakıyorum, dile hakimiyetin de çok önemli. Tabii ki eğitimin bunda çok çok önemli. Çok önemli var. Çok kıymetli hocalardan. Bu dönemde çok. Değeri bilinmese de i̇şte ben konservatuar eğitiminin bu, bu, bu görünmese de. Bu dönemde Türkçe, burgular, ee, diksiyon evet. yani hepsi birbirine karışmış vaziyette. Aynen. Sanki hiçbir değeri yokmuşçasına hiç üstünde de durulmuyor. Hani rütük bazı şeyleri yasaklıyor ya, Türkçe'ye zarar veren, Konuşmaları da yasaklasa çok memnun olurum Çok sokak ağzı kullanmaya başladı. Son okum. dönem dizilerinde. ama e, evet, evet e, o formata göre, o konsepte göre olabilir. Ama bütün dizilerde artık bir sokak ağzı duymaya başlayınca insan artık e, irite olduğu biliyor. Evet yani. E, yani ben bu konuda biraz e, fazla mı dikkatli seyrediyorum ya da hassas olduğum bir konu olduğu için mi batıyor bana? Ee, çok e, rahat. hassas olmakta da fayda Vallahi var bence yani, yani o kadar kıymetli olmuş. ki dilimiz dil dediğin şey biziz yani çok. Ee, Dili kaybedersek zaten biz de yokuz demek. Bir, çok güzel bir Onun dilimiz var yani Türkçe'miz ama biz sahip son dönemlerde özellikle e, sahip çıkamıyoruz maalesef. Haydi kendi dilimizi konuşamıyoruz bir de dilimizin içine yabancı kelimeleri sokuyoruz. Tabii. Bir de onları da kısaltarak evet, kullanıyoruz evet. filan. Bu da gayet normal bir şeymiş gibi. Normalleştiriliyor. Normalleştiriliyor. Bu, bu çok kritik bir şey. Ee, i̇stersen rol arkadaşlığı dediğimiz konuyu da e, evet. ister açalım. Çünkü partner olmak, karşılıklı alışverişte evet. bulunmak, e, doğru e, bakmak, doğru anlamak, dinlemek Tabii. neyse bunlar çok önemli. Ee, onun için fark ediyor değil mi Çok. karşındaki oyuncu? Tabii. En önemli e, Yani bununla yani. E, e, çakıştığı, buluştuğun rol arkadaşlarında olabilir, olmayabilir. Olmaya da, da bilir. biliyor bazen. Bazen de. Yani... O zaman sen mesela... E, şey, dizileri eline alıp da bunu böyle yapalım falan diye arkadaşına yardımcı olur musun? Olmaya çalışıyorum değil ama mi? yani... E... Elimden geldiği kadar çünkü ben öyle bir ortaklık öyle bir biliyoruz e, böyle biliyoruz öyle olmalı biz. öyle bence olması zaten. gerekir. Ama ondan sonra da garip bir şekilde e, yani Ay, sen işini ukale... yap her ah. şeye karışıyorsun gibi bir bir tavır oluyor. Halbuki ben bu işin eğitimini almış olan biri Kimseye de bu yapmadan hani burayı böyle yapsam. Evet. Siz, senin fikrin nedir? Hadi bir de bunu böyle deneyelim falan ya, diyorum Ya ben tarzı. de en, elimde olmayarak iyisine, En iyisine yapıyorum. ulaşmaya çalışıyorum. Ve, yani. ve arkamızdan ukala kendini. Ukala deniyor yani, mesela. Işte. tek o biliyor yani biz hmm. bilmiyoruz. Yani bu bu tarz şeylerle evet. karşılaşıyor insan kırılıyor evet. o zaman. E, çünkü son dönemde de Hülya Hanım şöyle bir durum var. E, öyle partnerlerim de olabiliyor arada sırada denk gelebiliyor. Tabii. Karşılıklı oynarken gözünden ezberini düşündüğünü Oh, biliyorsunuz. Oh, onu. Oh. Gördüğünüz zaman bu sefer siz de afallıyorsunuz. Yani siz de olması gereken e, duyguyu, ritme ya da duyguya çıkamıyorsunuz. Evet. Öyle bir <laughs> <öyle bir gülüyor> Yanlış yapayım Diolog evet. doğru çıksın ağzından evet. derken bütün ifade gidiyor, gidiyor. bütün e, ruh gidiyor, oyun gidiyor. Şimdi tabii tiyatro dedik, dizi dedik, sinema ile devam edelim mi Tarzıcığım? Evet. Sinema evet. E, sözün bittiği yer. Evet. O kadın, sis o kadın. ve gece. Sis ve gece. Mektup. Mek <laughs> evet. Aslında en son oynadığın dizilerden, e, e, filmlerden biri. Dizi de olan Behçat. Behzat şeyden Hı -hı. söz ediyorum. Behzat Çeyh'de de farklı bir tipsin orada da. ret Kit. ret Kit. Çok şeker. E, yine e, bir VTR'miz var. İstersen onları tamam. Orada da çünkü çok farklı evet. bir tipsin. O da güzel bir çalışma. Evet. Vay. Kasabanın sert çocukları da geldi ha. Tabut nerede lan? La oğlum o kız masum masumla Masum lan o kız. Benim kız kardeşim de masum. Lan adamların anasını babasını öldürdün işte. Daha ne istiyorsun? Onu ortaya çıkartın. Sen kazandın lan. Kız kardeşimi istiyorum. Öldü lan o. Öldü. O zaman onun yerine bir ölü daha istiyorum. Kalk <laughs> lan. Kalk adam akıllı dur. Kalk. Şey senin kollarını sıkarım lan. Senin kollarını sıkarım. Sıksana lan. Bu ananı babanı öldüren adamlar var ya... ...sadece katil değil lan. Aynı zamanda sapak da, sapak. O istihbarat müdürü bana her şeyi anlattılar. Her... Erdal Beşikçi iyi bir rol arkadaşı. Tabi. Galiba değil mi? Ee, Erdal değil mi, evet. Onun da e, böyle. konservatuvardan da dönem arkadaşıyız. Erdal benden. Bir de üstelik. İki sınıf üsteli. Yukarıda. E, ben kendisini çok e, seviyorum. Öyle ben de değil mi? Evet. Bir oyuncu için e, aslında tiyatro, dizi, sinema fark etmiyor. Çünkü o yarattığın karakter e, önemli orada. Sen e, mesela sahnedeyken mi daha çok heyecanlanırsın? Evet. Kamera önündeyken mi? Sahne. Sa Sah <laughs> sahne. O e, ya sahne. Ad adrenalin e, ya. çok yüksek ya orada. Canlı seyircinin karşısına evet. çıkıyorsun ve her akşam farklı bir seyirci evet. değil mi? Evet. Farklı bir enerji. Evet. O seyirciden böyle bir şey geçiyor insana değil mi? Bir elektrik. Aynı yani. anda nefes alıp ver tutmak Aferin. gibi, vermek evet. gibi bir şey yani. Çok, çok güzel Bütüş bir heyecan, heyecan. verici çok. bir duygu. Ee, ya yani tiyatroyla dönecekmişsin gibi geliyor bana. <laughs> Özlemişsin çünkü. <Özlenip> çok. <laughs> Aslında şöyle düşünüyorum ben. Diyorum ki günlük hayatımızda hayat yaşadığımız gördüğümüz deneyimlediğimiz şeylerin oyunculuğumuza da mutlaka katkısı olur. oluyor tabii ya aslında empatik bir iş yapıyoruz yani empati kurmak durumundayız yaşadıklarımızla ya da karşımızdakiyle senin de mutlaka böyle durumların oluyordur hayatta yaşadığımız tecrübeleri ya da Aha. travmaları Aha. işte sahne üstünde oyunculuğumuzda denemek onları match etmek ve öyle sunmak seyirciye, evet daha gerçekçi, daha, gerçek, şey evet, daha buluyor, gerçek değil mi davranışların? Evet, evet. Çünkü sen bunu deneyimledin, yaşadın kendi hayatında. Evet, ya. Ve böyle şey daha keyifli bence oyunculuğu oyuncular yani bu pencereden bakmak, o şekilde bakmak çok daha hmm, insanın işte az önce konuştuk ya yani kendini geliştirmesini de sağlayan bir şey. Evet. Tek düze yapmamız yani tek düze olmaktan. Da, ...kaçınmasını sağlayan bir durum. Tabii. Bir 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 aktör... E, ...her rolü... ...oynayabilir. E, o... E, ...hani yaşam içerisinde... ...birçok insanın belki de gözünden... ...kaçan birçok duyguyu... ...fark eder. Evet. Arkadaki gözüyle... De ...fark evet. eder. Onu e, bir gün... ...kullanabilir. Evet, evet. O nedenle sürekli olarak bizim antenler açık, açık değil mi? Evet. İnsanlara bakarken böyle onların röntgenini çeker gibi kendimize o, alıyoruz, biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. O çok biriktiriyoruz, önemli bir şey, şey dediğiniz çok önemli. Bir gün onlardan bir şeyler çıkıyor. Ama gitgide sizin dediğinize paralel bir şey söyleyeyim. Yine son dönemde bazı kavramları çok karıştırmaya başladık bu işte, bu meslekte. Mesela... Sıradanlık, aleladeliği, doğallık zanneden Zanned gibi. Ya da işte şöhretle e, popüler kültürü birbirine karıştırmak gibi. Şöhret ayrı bir şeydir, popülerlik ayrı bir şey. E, maalesef onları tekrar bir düşünüp tekrar bir e, check etmemiz lazım bu dönemde de. Evet, şimdi e, şunu fark ediyorum ben e, seninle konuşurken. Sen e, Ankara Devlet Konservatuvarı terbiyesi, eğitimi kültürü evet. almış bir çocuksun ve zaten bir tiyatro dünyasının içindesin çocukluğundan beri <laughs> o görgü, o terbiye, o kültürle yetiştiğin evet. için bu ayırımı yapabiliyorsun evet e, ama e, bugün yazılı basında görsel basında e, yapılan işlerin çoğu da yani hepsi değil tabi ama çoğu da popülerlikle e, şöhreti dediğin gibi evet. e, karıştırabiliyor. karıştırabiliyor. Evet. Herkes ünlü bir oyuncu yani bir insana oyuncu diyebilmek için gerçekten onun oyuncu olduğuna hep beraber <laughs> karar vermemiz lazım. Yani herkese sanatçı diyorlar mesela. Öyle. Yani öyle. Bu bir biraz fark olmalı değil mi gerçek sanatçıyla? Evet. E, popüler bir ismin arasında. Mutlaka de. tabii ben o yüzden kendimi sanatçı değil e, yani oyuncu denmesini açıkçası tercih, tercih ediyorum. Çünkü sanatçı yani artist kavramının içerisinde ne bileyim yani benim e, resimle ilgilenmem lazım işte müzikle ilgilenmem lazım hı hı. gerekirse belki heykel yapmam lazım vesaire yani sanatın bütün dallarıyla e, dalları plastik sanatlarla vesaire dallarıyla e, ilgilenip Bunların karmasından bir şeyler yapabildiğim zaman, ki var tarihte de örnekleri. Çok. E, i̇şte o zaman sanatçı var titrini hak etmiş oluyorsunuz. Bence öyle. Çok güzel anlattın. Teşekkür evet. ederim. E, sinsile demiştik az önce. Sinsile. Sinsile. sinsile evet. e, o da bir dram ve gerilim. Değil mi? Evet. E, polisiye bir, bir hikaye. Dram. Ondan görüntümüz var. E, çok keyifli diyelim bir diyelim Çok mi? güzel işte. <laughs> İki İki e ya, yürü bırak araba şimdi araydı. Bırak araba araba. Dikkat et dikkat et. Şöyle dön, dön. Dör, bırak, bırak, bırak şimdi abicim koş koş. Araba nerede sürüyor? araba cır. nerede? Yavaş 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 koş. Ne Bunu burada halledeceğiz. Araba. Şimdi sen de git. Kapıyı kepenge halledin. ne yapıyorsun? Ya bak işte sokakta bulduk bunu. Bu adamı bitti işte. Bitti. Olur mu bu burada Ya Bunu buradan halledeceğim diyorum ben. Allah Allah. Bunu burada halledeceğiz diyorum Merve. Çok büyük belasızlıyorsun başımıza. Kızım kalmaz. bu binada vukuat olmaz. Araba, araba, Kendine gel olur mu bu bu? Hayır mu? anlamıyor musun sen? Vukuat olmaz. Binayıfdan karıştırmayacaksınız hiç. Ya bir hafta dedin, bir hafta dedin. Beş ay oldu be Merve. Bitiremedin şu işi. Ya ben bitiremedim de sen niye kafana göre inşaata girişiyorsun? Ben mi dedim gelir burada kalsın çocuk diye? Bir şey soracağım. Şimdi bunu bir şey çıkartınca bir saat falan... Ha, ne sertifansı ya? Ha? Ya sokağa bıraktık herifin. Ne sertifansı? <laughs> Sevdiğin bir iş bu galiba evet. değil mi? Bakarken gözlerim parlıyordu. Evet, gerçekten çok keyifli <laughs> yaptığımız bir işti. 20 günde bitirdik bu işi mesela. Bazı filmler e, 1 2 3 diye gidiyor. Evet. Belki de devamı gelecek bir. U umarım. Çok değil sevinirim mi? öyle bir şey olursa Ozan'la çalışmıştık. Ozan açıktan o da yeni dönemin çok önemli iyi yönetmenlerinden biri. Bayağı çok, çok, iyi yönetmenler. Çok iyi çıktı, değil evet. mi? Evet. Çok memnun oluyorum ben de. Evet. Şimdi e, sen kitap yazıyormuşsun. Yazmaya yaz çalışıyorum. Ee, ya, evet. Yazmak çok önemli bir yani oldu. Sürekli her gece oturup da sayfalarca Aa, yazmıyorum ama... Geldikçe. Şöyle oldu da ya, babam vefat ettikten sonra onun eşyalarını tabii ben teslim aldığımda bir dönemimizde ayrı geçmişti e, maalesef babamla. E, yüzlerce sayfalar 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 babam yazmış. Bir iki tane oyun yazmış bir de anılarını yazmış. Ama gün ışığı Ama çıkarmamış. Ama tam bitirememiş de. Ha. Ben şimdi e, kendi yazdıklı, benim de yazdım bazı şeyler var. Onlarla babamın e, yazdık yazdığı hikayeleri birleştirip bir kendim için yani bir anı olarak Tabii. bir şeyler yapmak istiyorum ya da ee, babamın o bitiremediği e, tiyatro oyunu olarak yaz, yazdığı, yazmaya çalıştığı bazı şeyler var. Bitiremediği onları e, tamamlayacağım. Evet yapayım. yani babamın ruhunu e, nasıl ya, söyleyeyim ona bir a, vefa anlıyorum. olarak öyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Siz hiç beraber bir filmde oynadınız mı? Babamla mı? Ha. Ee, i̇şte o bebeklik hayır. hariç. O ya, hariç. Aktör olarak böyle karşılıklı. 2-3 yaşındayken. Onun dışında hiç olmadı maalesef. Çünkü e, babamı zaten hani, 96'da kaybettiğimizde ben, ben yeni mezun olmuştum. Yani 95'te mezun olmuştum. O dönemde pek görüşmüyorduk. Öyle bir durum var. Maalesef yani babam beni e, herhangi bir işte de izleme şansını bulamadı dolayısıyla. O kötü şeydir, ee, acıdır. İsterdin. Değil mi böyle insanın için? Acı gelir bana Çünkü ama. önce ona beğendirmek isterdin ya da önce ona kabul ettirmek Tabii. isterdin senin Tabii. kişiliğini, oyunculunu. Ee, nur için de yatsın. Ee, İnşallah. O ha, izliyor zaten. Evet. Gurur da duyuyordur. Eminim, eminim. Kendi istemedi belki ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen e, olabileceğini ona gösterdin. İspat ettim. <laughs> Aslında. E, Sadece oyunculuğu değil, insanlığı ciddiye alan evet. ve yaptığı her işi de en iyi şekilde yapmaya çalışan... Önce insanlık ve sonra ya. oyunculuk. O insanlığı oyunculuğa yansıttığınız zaman... Zaten aa, gerçek bu oluyor. Yansıtabildiğiniz yani zaman gerçek, gerçek oluyor. oluyor işte. Gerçek bu oluyor. İşte evet. o zaman insanların içine giriyorsun. Evet. evet. Etkiliyorsun. Evet. İyi ki geldin tarzı. Son bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen, mi? elbette. Ee, şimdi... Ben biraz hani az önce de bahsetmiştim ya... ...psikolojik içerikli kitaplarla falan okumayı seviyorum. Benim de çok... A, ...bununla ilgili olduğu için söyleyeceğim. E, Engin Geçtan diye bir... ...ünlü bir e, psikiyatr vardır. Onun kitaplarını okuyorum. E, İnsan olmak diye bir kitabı var. Ve orada çok güzel bir örnekleme yapıyor. Hmm. Engin Hoca. Diyor ki... ...insanlar kirpiler gibidir. Evet... <laughs> e, Üşüdüklerinde birbirlerine sığınırlar ama bu sefer dikenleri birbirine batar. Hmm. Birbirlerine gire çıka gire çıka doğru mesafeyi sonunda bulurlar. Ya, keşke öyle olsa. Bence güzel bir örnek. Bu yeter. Keş, keşke <laughs> öyle olsa. Hiç keşke. olmazsa. Ee, tecrübelerimizden ders çıkarabilsek. Evet. <laughs> İyi ki geldin canım. Çok teşekkür ederim. Ben çok, sana çok teşekkür şey, ederim. Çok güzel sohbettin. Sağ ol. Sağ ol. Sevgili seyircilerim, popülerlik belki oyunculuk mesleğinin bir getirisidir. Aslında oyunculuk sınavını vermeden elde edilen popülerliğinin ne kadar gelip geçici bir şey olduğunu her gün görüyoruz. Bir İngiliz atasözü var çok e, seviyorum. Şöhret kabiliyetin gölgesidir diye. Kalıcı olmanın yolu eğitimden çalışmaktan, disiplinli olmaktan ve galiba en önemlisi şöhreti iyi yönetmekten geçiyor. Bugün bunu daha yolunun başında fark etmiş ve mesleğini kalıcı temeller üzerine kurmuş bir meslektaşımı ağırladı. Haftaya sinemamızın bir başka değeriyle buluşmak üzere sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. <laughs>